Petrol İş'in Burhaniye Üsküdar'da bulunan eğitim ve sosyal tesisinin açılışına hoş geldiniz. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, Türk İş Maliye Sekreteri Ramazan Ağar ve Türk İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar, sendikamızın eğitim ve sosyal tesisinin açılış töreni için tebrik telgrafı ilettiler. Açılış konuşmasını yapmak üzere Petrol İş Sendikası Genel Başkanı Sayın Ali Ufuk Yaşar'ı kürsüye davet ediyoruz. Sayın Valim, Sayın Vekilim, Türk İş'e bağlı sendikalarımızın çok değerli başkanları, sivil toplum kuruluşlarının değerli başkan yöneticileri, Petrol İş Sendikamızın değerli başkan ve yöneticileri, Uluslararası Hak İzleme Merkezi'nin değerli başkan ve yöneticileri, çok değerli üyelerimiz. Evet, bugün 1-2 gerçekleştirmenin kıvancını yaşıyoruz. Hep beraber bunu paylaşalım istedik bu mütevazi açılış dönemimizle. Yaz günü, bugün de tam sıcağın olduğu bir gün ama sonuç itibariyle durmuyor. Sürekli bir takım şeyler devam edecek. Hayat devam ediyor ve biz de bu hayatın akışı içerisinde yarın yapacağımız başkanlar kurulu öncesine daha önceden planladığımız bu mütevazi açılışımızı yaptık. Sayın Valim, değerli hazırım. Petrol İş Sendikası 37 bin üyesi 16 şubesiyle Türkiye'nin her tarafında bulunan Türk İş'e bağlı önemli bir sivil toplum kuruluşu. Türkiye'nin amiral gemisi pozisyonundaki Türkiye Petrolleri, BOTAŞ, BOTAŞ Beyil, TÜPRAŞ, SOKAR grubu ve ilaçta da otomotivde de çok önemli kurumları içinde barındıran ve bunların toplu iş sözleşmelerinden tutun da tüm hak ve hukukunu korumaya dair pozisyon alan bir sivil toplum kuruluşu, sendika, işçi sendikası. Tabii genel itibariyle hele şu son günlerde özellikle grevlerimizle, eylemlerimizle mücadeleci, sendikacı tavrımızı sürekli yineliyoruz. Toplum bizi böyle tanıyor. Ama elbette bilinçli, kalifikasyonu olan çalışanlarıyla beraber bu yapıyı daha güçlü kılabilmek, ülkemizdeki sanayinin daha gelişmesine katkı sağlayabilmek adına da sendikamız olarak üzerimize düşen bir takım sorumlulukları yerine getiriyoruz. Bunlardan en önemlisi tabii ki eğitim. Yaklaşık yılın 4 ayı eğitimlerle geçiyor. İşte yeni üye eğitimi, aktif üye eğitimi, yönetici eğitimleri gibi böyle planlı eğitimlerimiz var. Bu 4 aylık sürede de bize ciddi manada maliyet oluşturan barınma işini burada halletmiş bulunuyoruz. Daha önce söz vermiştik genel kurulda. Demiştik ki İstanbul'da bir misafirhanemiz olacak. Şükürler olsun geçen sene 13 Şubat'ta temelini attığımız misafirhanemizi yer zemininde kaynaklanan sıkıntılar ve soğuk hava şartları dolayısıyla 3 ay bir ertelemeden sonra 15 ay sonrasında bugün açılışını yapmak üzere buradayız. Tabii bu bize nasip oldu. Geçmişten bugüne kadar Petrol İş Sendikası'na hizmet etmiş rahmetli olanları rahmetle anıyorum. Ama sağ olanları da Allah selamet versin. Hepsinin katkısı var. Belki açılışı bize yapmak nasip oluyor ama bu tarihan bize nasip oluyor ama sonuç itibariyle biliyoruz ki geçmişten bugüne kadar çok ciddi bir şekilde emeğini sarf etmiş, bu olsun diye de uğraşmış, arsasından alınmasından yapılmasına kadar da birçok katkısı olmuş insanlar var. Ben bir kez daha yönetici olarak da görev yapmış bu yöneticilerimizi de saygıyla anıyorum. Tabii sadece burası değil, geldiğimizden itibaren İzmir Dikili'de atıl kalan bir arsamız vardı. Ona da el attık ve şükürler olsun bir çarçur arsa fiyatına satılması öngörülürken bunu yine geçen dönem yönetimle beraber karar altına alıp burada bizim olacak
ciddi bir maliyet ki 10 misli bunu artıracak bir maliyetle Dikil'de de önümüzdeki sene inşallah müteahhitimiz de burada devralacağız. Tabii buranın özelliği hem barınma 56 yataklı 28 odalı 6 katlı hem barınma hem de 2 tane dışarıya çıkma çok rahatlıkla 50-60 kişinin eğitim yapabileceği bir salon var. Bunlar pergolelerle kapatıldı. Ufak tefek eksiklerimiz olabilir. Bugün bu mütevazı açılışımız bir ilk. Dolayısıyla da sizlerle az sonra bu açılışı yapacağız. Çok sıcak. Dolayısıyla da sizi daha fazla bu sıcak altında bekletmek istemiyoruz. Bu vesileyle emeği geçen burada temelinden itibaren ustasına Çetin Kayalar İnşaat'a Ethem Bey'e, Nurol Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bu tesisi bize kazandırdıkları için ve sizler de bu sıcakta herkesin tatile gittiği bu günlerde özellikle Sayın Valim ve bu yemin değerli yöneticileri, Türk İş'in değerli başkanları, yöneticileri teşrif buyurdunuz. Sizi yormadan bu açılışı yapalım vesilesiyle belki söylenebilecek çok fazla cümle var ama sözün özü bugün itibariyle burada bir ilke imza atıyoruz. Buna da sizler şahitlik ediyorsunuz. Hepinizi katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum.